Yerleşim alanlarını sel tehdidinden korumak için akarsular üzerine geçirgen bentler kuruluyor. Proje Türkiye'de ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde uygulandı. Şimdi projenin ilk olarak uygulandığı o noktaya çevirelim kameralarımızı. Fatih Doğan bizi bekliyor. Yanında da bir konuğu var. Bu geliştirilen bentlere ilişkin detayları dinleyeceğiz. Aslında oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz bugün sizlere. Zira Doğu Karadeniz bölgesi özellikle baktığımızda son günlerde metrekare 140 kilograma kadar yağış almıştı. Bu da oldukça fazla bir yağış miktarı. Dere yataklarındaki su seviyeleri artıyor ve karayolları, yerleşim birimleri suyun tehdidi altında kalıyordu. Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü'nden Doktor Emre Akçalı Bölge Müdür Vekili yayın konuğumuz kendisinden bu oluşabilecek afetlere dere yataklarındaki su rejiminin düzenlenmesi ve tıkanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında kendisine soracağız. Evet efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz? Bu fikir Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Nereden çıktı? Faydaları nelerdir? Evet. Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Aynı zamanda en çok taşkın meydana gelen bölgesi. Tabii bu taşkınlar sadece yağış rejimiyle ilgili değil. Aynı zamanda bölgenin topografyası ve jeolojisi, aynı zamanda bitki örtüsü nedeniyle meydana gelen rutubat ve ağaç, dal ve kök sürüklenmesi nedeniyle yerleşim yerlerinde köprü ve menfezlerin tıkanmasıyla meydana geliyor. Tabii biz bunu önlemek için uzun yıllardır araştırma yaptık. Biz DSE olarak esasen taşkın ve rutubat kontrol tesisi konusunda çok uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Ama özellikle bu odunsu materyallerin mansaba inip köprüleri tıkanması noktasında bir ilave çalışma yapmamız gerekiyordu. Bununla ilgili araştırmalarımızı yaptık. Doğu Karadeniz bölgesinde nasıl bir çalışma yapabiliriz diye. Bununla ilgili ilk olarak yurt dışında gelişmiş ülkelerde son yıllarda uygulanmaya başlanan bir sistem var. Bunları ülkemizde nasıl uygulayabiliriz diye araştırmamızı yaptıktan sonra Güneysu ilçemizde ilk çalışmamızı yaptık. Burada gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen taşkınlarda özellikle köprü ve menfez tıkanmaları ağaçların mansaba inmesi dolayısıyla meydana geliyor. Yani sadece bir taşkın koruma testi yapmak yeterli olmuyordu. Şimdi bunu yaparken aslında siz daha sonra harcayacak olduğumuz iş gücü ve paranın da kaybolmamasını sağlamış oluyorsunuz. Tabii taşkın sonrası meydana gelen hasarın önlenmesi, hasar bedelinin ödenmesi yerine önceden yatırım yaparak hem maddi anlamda hem de esas can kaybının önlenmesi anlamında bir katkı sağlamış oluyoruz. Evet. Bununla ilgili geçirgen bentleri yapmaya başladık. Bunlar esasen sistematik olarak gelişen tipler. En menbaada enerji kırıcı bir tip yapıyoruz. Bunlar hem suyun enerjisini kırıyor, taşkının enerjisini kırıyor. İri rutubat ve ağaçları tutuyor. Daha sonra burada yapmış olduğumuz ikinci ızgaralı, evet, ortadaki ızgaralı tipi yapıyoruz. Bunlar daha küçük ağaçları tutuyor. Dozlayıcı olarak geçiyor aynı zamanda bunun ismi. En sonunda da mansap kısmında da sel kapanı olarak dip savaklı diye tabir ettiğimiz bir tip var. Bu da mansaplanan temiz suyu bu sefer depoluyor orada ve sadece belli bir kısmını mansaba bırakarak taşkınların önlenmesinde büyük etki sağlıyor. Bir de baktığımız zaman sizin hidrolik deney laboratuvarında aslında bunların simülasyonunu yaptığınız ve her akarsu havzasına göre yayının başında da söylediniz farklı tiplerde bentler geliştirdiğinizi görmekteyiz. Evet. Biz tüm havzalarda bu çalışmaları yapmaya başladık. Esasen Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pakdemir ve Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mevlüt Aydın da bu projelerin yaygınlaştırılması konusunda büyük destek sağlıyorlar bölgemize. Ben bölgemiz adına da şükranlarımı sunuyorum buradan. Evet. Diğer havzalarda bunları uygulayabilmek için farklı tiplerin denenmesi gerekiyor. Tabii bunu direkt inşaatını yaparak denemek maliyetli bir çalışma olurdu. Biz onun için bir hidrolik model laboratuvarı kurduk Trabzon bölgemizde kampüs içerisinde. Dünyada uygulanan farklı tipleri orada denemesini yapıyoruz. Farklı ağaç aralıklarına göre, taş aralıklarına göre denemelerini yapıyoruz. Ve hangi havzada hangi tipi uygulayacağımızı orada karar veriyoruz. Ondan sonra bunları teker teker diğer havzalarımızda yapıyoruz, tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili seyirciler, aslında baktığımızda şu anda önemsiz gibi gözükse de ya da pek bir şey ifade etmiyor gibi gözükse de bu bentler sel, taşkın ve heyelan anında çok büyük işler görerek özellikle yerleşim birimlerinin sular altında kalmasını engelliyor diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım.